Fotoperiyodizmle ilgili 2013 yılında LYS'de çıkmış olan bir biyoloji sorusu. Evet. Aşağıdaki kontrol ve deney grubu olarak gösterilen iki bitki uzun gün koşullarında yetiştirilmiştir. Deney bitkinin uzun gün koşullarına bakın. Deney bitkinin bir yaprağının üzerine günün belli bir kısmında örtülecek, örtülerek ışık alması engellenmiştir. Bu deney sonucunda kontrol bitkisi çiçek açmazken deney bitkisinin çiçek açtığı görülmüştür. Görüyoruz kapatılmış, üzeri örtülmüş kontrol grubu, deney grubu var. Bu deneyde çiçeklenmeye neden olan sinyalle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Bir Yapraklar tarafından alınmıştır. 2. Yaprakta bak çiçeklenmeye neden olan sinyalle ilgili hangi yorum yapılabilir diyor. Evet, yapraklar tarafından alınmış. 2- Yaprakta sentezledikten sonra tomurcuya taşınmıştır. 3- tomurcuk, Doğrudan tomurcuk tarafından sentezlenmiştir. 4- Kökler tarafından algılandıktan sonra sürgüne iletilmiştir. Hangi yorum yapılabilir? Evet, cevap C yapılabilir. Ee, şimdi... İki grup arasındaki fark, deney grubunda bir yaprağın kapatılması. Yaprağı kapatılan bitki çiçeklenmiştir. E, o zaman çiçeklenmeye neden olan sinyal yapraklar tarafından alınmıştır. Çünkü yaprağı kapatılan çiçeklendiğine göre demek ki yapraklar tarafından alındığını gösteriyor. Yapraklar sentezledikten sonra ise tomurcuğa taşınmıştır. Yani yapraklarda bakın görüyoruz çiçeklenmenin nedenini, Diğerin diğer kontrol grubunda hiçbir şey yapılmadı. Yaprakları kapadıktan sonra yapraklar tarafından alındığının göstergesi. Yap, e, yani bir doğru yapraklar kapandıktan sonra çiçeklenmiş. İkincisi de yapraklar sentezlikten sonra tomurcuğa taşınmıştır. Yani zaten çiçeklenme için önce çi, e, tomurcuk açması gerekli. Üç neden yanlış. Doğrudan tomurcuk tarafından sentezlenmiştir. Nasıl sentezlensin ki tomurcuk ön, yaprak tomurcuk falan yok dört kökler tarafından algılandıktan sonra sürgüne iletimi. Zaten köklerle çiçek açmanın ne alakası var? Videoyu beğenmeyi unutmayalım.